Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Evet sayın seyircilerimiz, bu dizelerden ve bu görüntülerden de anlaşıldığı gibi yörelerimiz, türkülerimiz ekibi bu kez İstanbul'umuzun şirin bir ilçesi, tarihi bir ilçesi, hatıralarla dolu bir ilçesi. Üsküdar'ımızdan sizlere sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sayın seyircilerimiz şu anda Salacak'tayız efendim. Arkamızda türkülere, şarkılara, hikayelere, romanlara konu olmuş Kız Kulesi ve konuklarımız var. Üstad hocamız Emin Ongar'ın eşi, Üsküdarlı bir hanımefendi Perihan Ongar Hanım. Devlet Konservatuvar öğretim görevlilerinden Hurşit Ungay ve programımız sırasında bize yardımları dokunan ayrıca Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz ve başkanını da aramıza konuk ettik. Sayın Doktor Niyazi Yursever ve sette çalışmalarından dolayı programımıza geç kalan ve Üsküdar'ın yetiştirdiği bir sanatçı, işini doğru yap vatandaş dedik ve kusura bakmayın, hoş geldiniz abinin, Aykut Oray. Sayın ablacığım kusura bakmayın, yavruları besledim evde, o yüzden geciktim. Malum onları antrenman yaptırmak lazım, bakmak lazım. O yüzden biraz geciktim. Ama biz yavrularla bekledik sizi. Efendim yavruları evde bıraktım. Onların antrenmana ihtiyacı var. Biz şimdi onları buraya getirirsek burada birbirleriyle kapışacaklar. Biz rahatsız olacağız. O yüzden dedim ki bunlar kendi başlarına antrenman yapsınlar. Ben de vatandaşın işi görülsün diye evet, koşa koşa geleyim dedim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Efendim ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim şimdi Üsküdar sanatçı yetiştiren bir semt değil mi? Evet. Evet. Siz de genç sanatçılardansınız. Aman efendim bu gençlik konusunda benim itirazım var. Ben 49 yaşındayım. Nerem genç artık yani. Değil mi? Orta yaşı bile açtık sayılır. Yok iyisiniz maşallah, iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi diziler genç tutuyor herhalde. Valla diziler değil de galiba bizim çalışma tempomuz bizi genç tutuyor. Herhalde o çalışmaya olan şeyimiz, nasıl söyleyeyim? Aşkınız. Aşkımız bizi böyle bu halde genç bıraktı. Üsküdar'ı bir sanatçı gözüyle nasıl görüyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Şimdi Üsküdar benim için çok önemli bir yer. Yani İki kıtanın ayrımı ya da iki kıtanın birleştiği bir yer. Yani hem Avrupa'yı hem Asya'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, hem de ayıran en önemli nokta. Yani buraya bakınca böyle tarihlere, eski tarihlere falan bir gitmek gerekiyor. Bakıyorsunuz insanlar burayı her zaman bir konaklama yeri olarak kullanmışlar ve geçiş yeri olarak kullanmışlar. O yüzden yani Üsküdar bence uygarlığın da yeri diyorsun. Beşiği sayılır. Niyazi Bey, Hurşit Bey kudümüyle birlikte gelmiş, değil mi? Benim şimdi Sayın Hurşit Ungay'da çok eski bir dostum. Onunla ilgili bir anım var. Doktorluk yaptım yıllarda. Bir gece telefon etti hanımefendi. Saat 1-2 sonraydı. Evine gittim. Bir karında ağrısı vardı. Serum taktık. Sabaha kadar ağrısını kestik. Sonra bu kudümünü gördükten sonra ağrısı geçti. Geçti mi? O zaman biz bu sohbetimiz bittikten sonra Sayın Hocamızdan da rica ederiz. Bu katibin türküsüne bize eşlik ederlerse seviniriz. Tabii. Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. Setresi uzun, eteği çamur.
Setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip Sayın seyircilerimiz, İstanbul'a gelip de Çamlıca Tepesi'ne çıkmamak mümkün mü? Bir zamanlar altına güneş geçirmeyecek kadar sık ormanlarla kaplı olan Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca için divan şairimiz Nedim Bakın ne diyor? Ey hayal aleminin aklı başında yolcusu! Sen ilkbaharı hiç köşk şekline girmiş bir halde gördün mü? Şimdi Çamlıca Tepesi'ne dolaşmaya ne dersiniz? Efendim merhaba. İyi merhaba, günler. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Buyurun. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Siz Çamlıca'dan nasılsınız? İstanbul'u seyrediyorsunuz herhalde. Seyrediyoruz. Seyrediyoruz tabii. Memleketli İstanbul tabii. Efendim? Değil efendim. Ama hayatımın 20 senesi İstanbul'da burada geçti. Burada yaşıyoruz evet. Peki hanımefendi siz nereden geldiniz efendim? Biz Gaziantep'ten geldik. Misafir olarak geldiniz. Misafir olarak geldik. Nasıl efendim? Çamlıca'yı beğendiniz çok mi? Çok beğendik. Çok güzel. Sık sık gelir misiniz? İstanbul'a sık sık geliyorum. Sen de 3-4 geliyorum. Kime da. Kime geldiniz efendim? Kızıma geldim. Öyle mi efendim? Evet. Annem. Siz İstanbul'lusunuz. Evet, yani İstanbul'da burada, yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyorum artık. Sık sık gelir misiniz Çamlıca'ya? Yok, hayır. Ailem buraya geldikçe ben de birlikte onlarla hem geziyoruz, geliyoruz sohbet buraya. Sohbet ediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet. Eski günleri yad ediyorsunuz herhalde Varda evet. Hanım'la. Evet, öyle oluyor. Peki efendim, ben müsaade istiyorum. İstemde. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. İyi günler. Hoş geldiniz. İyi günler efendim. Çamlıca sefası mı? Evet. tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Şeniz Kesiktaş. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Siz? Ben o bölümün mezunlarındanım. Şimdi şu anda İstanbul'da bir şirkette çalışmaktayım. Yürüyerek mi geldiniz Çamlıca'ya? Evet. Güzel oldu. Gelir misiniz? Ben daha önce birkaç kere gelmiştim de arkadaşımı ilk defa getiriyorum buraya. Çamlıca'dan evet. İstanbul'u seyretmek nasıl bir duygu? Arkadaşımın dediğine çok göre çok güzel. Güzel. Evet, ben İstanbul'un en güzel yerlerinden diyor. Yani peki, hiç daha bu kadar güzel bir yer görmemişim. Çamlıca yolunda. Okur musunuz? Beraber okuyabilir miyiz? Tabii hadi başla. 1-2-3 Çamlıca yolunda aşığım kolunda işleri yolunda. Benim sağımda ben onun solunda Çamlıca yolunda. Teşekkürler. Rica ederiz. Çok güzel. Merci, sağ olun. İyi günler efendim. Efendim merhabalar. Şöyle gelebilir miyim yanınıza? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi dışarıda sayın seyircilerimizle sohbet ediyoruz. Evet efendim. Bir ara gözüm size ilişti. Sazlarla birlikte içeriye girdiniz. Evet. Şimdi herkes dışarıda bu güzel havada. Siz neden içeridesiniz? Efendim koro çalışmalarımız vardı. Ben Türk Halk Müziği sanatçısı Çetin Öztürk. Müzisyen arkadaşlarımız ve vokalist kızlarımız. Çalışmalarımızı hem bir arada oturalım, sohbet edelim hem de halktan biraz geride kalalım.
sessiz sakin, bir köşe seçtiniz. Sakin yani. Yer seçtik efendim. O açıdan böyle burayı tercih ettik. Biz arkadaşlarımızı tanıyalım. Efendim kızım Özge Öztürk, Türk Halk Müziği yanı sıra da kendileri 10 senelik baleninle ilgili Nasıl? Oluyor. Nasıl bale efendim? Dinleyelim o zaman. Bale çok güzel. 10 yıldır devam ediyorum. Hala devam etmekte. Yurt dışı seyahatler var mı bu arada? Var. Bu ay sonunda İtalya, Güney İtalya'ya bir festivale katılacağım. Ama tabii bale ile türkü çok güzel bir şey yani ilk defa duyuyorum. Değil mi? Bir balerin arkadaşımızın halk müziğine evet. uğraşması evet. bizim için kıvanç verici evet. bir şey. Ailede yani olunca. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mersi. Şimdi sazlarımız var sadece arkadaşlarımız evet. da buradalar. Evet. İstanbul'un güzel bir türküsü var. Biz de Üsküdar programı çekiyoruz. Çok güzel. O zaman çok güzel. Birlikte okur muyuz o güzel türküyü? Efendim beraberce okuruz tabii. Memnuniyetle. Memnuniyetle. O zaman türkünün anonsunu siz yapın. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Hanımlara deste gül gider. Peki efendim. Arkadaşlara alalım. Sazı vereyim. Çok
Sayın seyircilerimiz, biz Yörelerimiz Türkülerimiz ekibi olarak her gittiğimiz yörede ilginç bulduğumuz yemeği sizlere sunmaya çalışıyoruz. Üsküdar'da da Kangay ailesinin Özbek pilavı yaptığını duyduk ve sizler için rica ettik. Şimdi dilerseniz gelin ailemizi tanıyalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ethem Özbek Kangay. Doğma büyüme bu evde yaşadım ve yaşıyorum. Efendim ecdadım 250 küsur sene evvel Orta Asya'dan gelip bu mekana yerleşmişler. Burayı yurt edinmişler, mekan edinmişler. Evet efendim. Biz de onların örf ve adet geleneklerine göre burada Özbek kültüründen bir parçacık. 280 senedir yakın evet. Zamandır bunu sürdürüyorsunuz değil mi? Evet, sürdürmeye çalışıyoruz. Hanımefendi siz de tanıyabilir miyiz efendim? Ben de efendim bu evin torunlarındanım. Bahsettiği zatın yani torunlarındanım. Bütün varlığımla buraya bağlıyım. Bu evde mi doğdunuz efendim? Heyecanlandım bu davet üzerine. Bu evde doğdum. Annem ve dedem gibi bu evde doğdum ben de. Ne yazık ki çocuklarım bu evde doğmadılar. Ama işte sanki hep buradayız gibi. Gönlümüzde hep efendim, buradayız. Şimdi biraz Özbek mutfağından bize bahseder misiniz? Ne gibi yemekleri vardır Özbeklerin? Efendim bu pilavımızdan başka mantı var. Çüçvere var. Samsa değil. Başlıca samsa var. Samsa. Hamur yemekleri evet. Bunlar. Yeğeniniz dedi ki halam çok güzel de türkü okuyordu. Ben sizden biraz sonra bir Özbek türküsü de rica edeceğim. Memnuniyetle ben uzun ömrüm boyunca göstermediğimi söylerler ama ne biliyorsam, ne bilebilmişsem hepsini seve seve verebilen çok şükür yaratılmışım. Evet. Fakat hiçbir iddiam yok. Bu gençlere nazaran ben biraz daha yaşım itibariyle bazı şeyleri yaşadığım için biliyor diyorlar. Tabii çok seviniyorum. İşte bilebildiğim bugüne kadar ne kadarı kalmışsa okumaya çalışayım. Bu bahçede kimler var, oynayar oynen. Eller bu bahçede kimler var, oynayar oynen. Eller bilen kızlar var, oynayar oynen. Eller bilen kızlar var, oynayar oynen. Eteğim, eteğim şemalike, oynayar oynen. Gül kancalar açılsın, oynayar oynen. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Sağ olun efendim. Bunca senedir unutmamışsınız. Çok daha güzel icra ediliyordu. Ben de biraz daha değişik söylüyorum. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Çok sağ olun. Birlikte. Gelelim Özbek pilavına. Evet. Herhalde siz bize bir Özbek pilavı yapacaksınız. Sayın seyircilerimiz de bu pilavı öğrenecekler ve evlerinde yapıp afiyetle yiyecekler. Evet. Özbek pilavını size göstereceğim. Yapılışını göstereceğim da. Ben bir iki hususiyetinden bahsetmek istiyorum Özbek pilavının. Bu pilavın esas özelliği tek yemek oluşu. Evet. Yani tek yemek olarak yenilebilir. Sebzeli bir yemek. İçine havuç giriyor, fıstık, üzüm giriyor, efendim nohut giriyor. Domates, soğan, et. Domates, et giriyor. Ve bu besin değeri yüksek. Yani birkaç yemeğin gördüğü vazifeyi... Birkaç kap yemek bir arada gidiyor. Birkaç kap yemeği yerine bir kap yemek yediniz mi bu iş... Halloluyor yani. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Artık isterseniz mutfağa geçelim ve evet. Güzel pilavı seyircilerimiz için size getirelim. Memnuniyetle. Ethem Bey siz hazırlığınızı yapmışsınız. Etimiz de herhalde pişmek üzere. Evet hazırlıklar aşağı yukarı tamam. Et de pişmek üzere. Fakat önce ben
yağ koyup soğanı pembeleştirdikten sonra eti ilave ettim. Şimdi ne gibi malzemeler kullanıyoruz özel pilavda? Gördüğünüz gibi efendim havuçların özel bir doğranış sistemi var. Soğan da bildiğimiz yemek soğanı gibi doğranıyor. Havuçların boyları 6 ya da 5 santimetre boyunda bir kurşun kalem inceliğinde olması gerekiyor. Buna ilaveten nohut koyacağız ve domatesimizi koyup en sonunda demlerken de fıstık üzümü ortasına gömüp pilavı demleyeceğiz. Sırayla tarif edeyim isterseniz. Eti kavurduktan sonra üzerine havucu ilave edip bir yarım saat pişirmemiz gerekiyor. Havuç pişmeye yüz tuttuktan sonra domatesi de ilave ediyoruz. Hemen ardından. 5-10 dakika sonra da nohutu atıyoruz. Nohut pişmiş zaten, hazır nohut olduğu için nohutla ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ve tabii karıştırıyoruz. Bu bir miktar daha, bir yarım saat daha pişiyor. Bu pişmeden sonra bakıyoruz ki etler yumuşamış. O zaman pirinci ilave ediyoruz. Pirinci ilave etmeden evvel 200 su yıkamamız gerekiyor. Pirinci 200 su yıkayacağız. Ondan sonra kazana pirinci süzdükten sonra dökeceğiz. Bir 15-20 dakika yahut yarım saat civarında pirincin kalitesine göre demde kalması gerekiyor. Evet. Tam demlemesine yakında suda şişirmiş olduğumuz fıstık üzümü ortasına gömüyoruz. Ortasını açıyoruz ve içine gömüyoruz bu fıstık üzümü. Ve orada bir yarım saat, 15 dakika daha bir demleniyor ve servisi yapıyoruz. Ethem Bey çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık diyoruz efendim. Sağ olun. Rica ederim efendim. Ben de teşekkür ederim. Bey merhaba. Şimdiden geçmiş olsun değil mi sen? Gel bir öpeyim ben seni. Efendim merhabalar. Biz Yörelerimiz Türkülerimiz ekibinden program çekimine geldik. İstanbul programı çekiyoruz. Küçük Bey'le bir sohbet yapalım. Telli Baba'yı ziyarete geldi herhalde Küçük Bey. Evvela tanıyalım biz bu genç delikanlıyı. Serkan Durkan adım. Kaçıncı sınıftasın Serkan'cığım? 5A'ya geçtim. 5A'ya geçtim. Şimdi nasıl anlat bakalım bu sünnet geleneğine. Şimdi annen baban senin için neler yaptılar? Elbise alındı. Peki şimdi nasıl, akşam ne yapacaksın? Ne zaman sünnet oluyorsun? Çarşamba günü. Olacaksın. Ondan sonra arkadaşlarını davet ettin. Evet. Evde mi sünnet dinledin? Hayır. Salonda yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlarla beraber hediyeler gelecek. Baban ne alacak sana söyledi mi bakayım? Daha söylemedi. Sürpriz senin için. Hadi bakalım inşallah annen baban mürüvvetimde görürler. Damatlık da olursun. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkür. Ne kadar şıksın böyle. Anlat bakalım bu sünnet düğünü nasıl olacak? İşte olacak. Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Evvela ismini söyle bakayım. Adım Yusuf, soyadım Tutkun. Kaçıncı sınıftasın Yusufcuğum? 5. sınıftayım. 5. sınıftasın maşallah aslan gibi delikanlısın. Şimdi ne yapacak annen baban sana düğünde, sünnet düğünde söyle bakalım. Annem bana teselli verecek. Merhabalar. Allah mesut etsin. Teşekkürler. Davullar çift çift vurula, avluda halay kurula, düşler hayra yorula, şen ola düğün, şen ola. Değil mi? Evet. Allah mutlu etsin ama bu kadar genç çiftleri ilk defa görüyoruz siz. Ne zaman tanıştınız? Lisedeyken tanıştım. Ben ilkokul gibi geliyor yani. İsminizi öğrenelim. Yasmin. Ben Hikmet. Ne zaman düğün? Düğün bu akşam. Bu akşam. Bu akşam. Eğer isterseniz akşam düğünümüze buyurun veyahut bazıda bir yat gezimiz var ona buyurun. Evet arkadaşlarla beraber eğleneceğiz. Biz de yörelerimiz ekibi olarak düğünümüze katılmak bizim için bir zevk olur. Biz teşekkür ederiz. Telli Baba'ya gelmek bir gelenek herhalde. Evet. Ziyaret ediyorsunuz. Biz de uyuyalım dedik. Peki nasıl istedi kızı? Anlatır mısınız bize? Ya siz anlatın. Sizi nasıl istediler? Şöyle bilindiği gibi ailecek geldiler istemeye. Ondan sonra söz takıldı. Nişan.
nikah, Telli Baba düğün. Düğün. Allah evet. Mutlu etsin diyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Mesleklerinizi de öğrenelim. Serbest meslekle uğraşıyoruz ikimiz de. Liseyi bitirdik. Maşallah manken gibisiniz de böyle. Manken evet. Falan da var mı yoksa? Evet var. Peki biz Allah mutlu etsin diyoruz. Teşekkür ederiz. Çocuklarınız da böyle belki sünnet düğünde yine bir programda beraber olacağız. Bu akşam bekliyoruz sizi. Oldu. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Şair diyor ki, ala keçim çift doğurdu, bol ettik sütü yoğurdu, gönlüme hürriyalar doldu, ana beni eversene. Şimdi Anadolu'nun gençleri, genç kızları, delikanlıları açık açığa söyleyemezler. Mutlaka bir gelenekle analarına, babalarına beni evlendir derler. Peki siz nasıl dediniz annenize, babanıza? Evvela gelin hanıma soralım bakalım. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Düğünümüz akşam olacak. Bugün şu anda arkadaş ve yakınlarımızla bir boğaz gezinti yapıyoruz. Yani gençlerle eğleniyorsunuz. Evet, herhalde, gençlerle eğleniyoruz yakınlarımızla. Şöyle tanışmamız da lise çağında başladı. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi. İleriye dönük düşündüğümüzde ise aile ve yakınlarımıza bu konuyu açtık. Onlar da gayet uygun karşıladılar. Peki damatları sağlam bakalım. Evet. Nasıl istediniz gelin hanımı? Vallahi benim zaten gözüm vardı kendisinde liseden. Biz aramızda anlaşmıştık tabii. Peki beni iste dedin mi anamdan, babamdan, gelinden? Ben önce kendisine sordum zaten. Daha sonra gittik ailesinden istedik ailece. İstediniz. Ve şu Allah'ın anda... Allah'ın kıyımı, peygamberin evet. Kalbiyle güzel bir gelenek, size tabii. Verdiler. Evet. Şimdi eğlencemiz devam ediyor. Edecek, evet. Herhalde yukarı çıkacaksınız. Biraz oyun havası da geliyor, oyun havası sesleri de geliyor. Evet. O zaman hep birlikte eğlenelim. Evet. İyi olur. İstanbul programından sizlere veda diyoruz. Bir başka programda tekrar beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.